SciShop'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Ömer, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Öner, merhaba. Valla bu bir haftadır bu sefer çok fazla şey çıkmadı bize drama. Şimdi ESL Birmingham'ın elemeleri var ama Open Qualifier olduğu için çok dikkate değer şeyler dönmedi şu an piyasada. O yüzden onlardan çok bahsetmenin şeyi yok, alemi yok. Bir haftada neler değişti? Biraz böyle onlara bakalım. Şimdi zaten geçen haftayı şeyle kapattık. Efsanevi Stinger'ın maç ortası banıyla. Ondan sonra Parker'ın yüzünden. Ve sonra Mad Kings takımı komple bıraktılar ve hatta Dota 2 arenasına bir süreliğine çekiliyoruz gibi bir açıklama yaptılar. Yani adamlar çok kısa sürede bıktı. Dedi ki lanet olsun nereden aldık bu beşliği gibisinden. Bir anda saldılar. Onlar şu an havada kaldı. Beast Coast yani kadrosu da belli değil ama şeyde yer alıyor. Gamers of the Future'a davet edildiler. Onların hangi takımı alacağı çok belli değil. Yani bazı söylentiler var ama hala yani resmi olarak belli olan bir şey yok. Ne yapacaklar ne edecekler bilmiyoruz. Orada da mesela Beast Coast'a Thunder Awakened davet edilmişti. 4 tane Çin takımından sonra. Boom Esports'ta Nounz'da dahil edilmiş. Nounz hala Storm Storm'la devam ediyor. Muhtemelen tahmin ettiğimiz gibi o da resmileşecek. Ama davet edilen takımların neredeyse tamamı kadrosu belli aşağı yukarı. Ama bir tek belli olmayan LGD var. Onunla ilgili de bazı söylentiler dönüyor. Ona geleceğiz ama önce piyasanın en hızlı takımına gelelim. Nigma. Daha ne ara geldin de ne ara gönderdin? Hemen Ghost'la RM'ni gönderdiler. Ben şimdi burada itiraz edeceğim konu şu. Yani çok çabuk yolların ayrılması bilmem ne ben bunda tamam olabilir yani belki şey ama bana sorarsam oynanılan maçlardaki en iyi oyuncu Ghost'tu. Yani kendi pozisyonda oynamasa bile offlane'i bence çok güzel idare etti ve bence Nigma'nın en iyi oyuncusuydu. Hani ne Sumail'den işte ne bileyim ne Miracle'dan ben hiçbir şey görmedim açıkçası. Yani eski hallerinin %30'unu %40'ını bile göstermediler elemelerde. Yer aldıkları elemelerde. Onun dışında da yani Aremen'i zaten poz 5'e attı. Kuroki kendi poz 4 gibi oynadı. Yani bayağı farm toparlar hale geldi ama yani gerçekten hiçbir şey yok Nigma'da yani bu haliyle. Hiçbir şey olacak gibi değil. Sumail performansı hiç iyi değildi. Şey öyle, Miracle öyle. Yani bir aşırı bir uyumsuzluk var. Yani bu biletin kesildiği tarafın şey olması, yani Ghost ve Aramen olması saçma ve üzücü. Çünkü buradaki problem kesinlikle o ikisi değildi. Zaten onların yerine de hemen 2 gün, tabii 2 gün sonra FBZ ve Matthew geldi. Şey gibi. Abi bu bölge olmadı. Bir de başka bir bölgeden oyuncu deneyelim falan. FBZ beni şaşırtmıyor. Yani FBZ Secret'ta da oynadı sonuçta. Hani Avrupa'ya dönmüş olması sıkıntı değil ama Matthew'un Nigma tercihi bana çok tuhaf geldi. Çünkü Matthew lider karakterli bir oyuncu. Yani Kroken'in olduğu yerde bu kadar liderlik gösteremeyeceği için yani o sıradan oyuncu konumuna da geçebilir mi? Geçebilirse ne yapar? Bilmiyorum. Yani madem İngilizcem vardı kardeşim bu adamlarla anlaşacak kadar. Niye Avrupa'da takımları denemedin? Çünkü sonuçta Nigma Galaxy'dekilerle de yani ya Arapça ya da ne bileyim İspanyolca falan konuşacak değil. Muhtemelen İngilizce konuşup anlaşacaklar. Madem bu kadar İngilizcem vardı kardeşim niye Avrupa'da bir takım denemedin? Çünkü bence açıkçası Ari yerine Whisper'la beraber ikisi gelebilirdi yani. Çünkü Whisper'la ciddi bir uyumları var. Beraber oynadılar bir sene. OG adına daha sağlıklı olabilirdi. Sonuçta Sebi 5'e çektiler yani Kitrak gittiği için. Ama böyle yapmadılar. Sen bu hamlelere ne diyorsun? Nasıl görüyorsun? Bir pozitif etkisi olur mu? Yoksa Nigma bildiğimiz Nigma basar gider aynı kafada diyorsun. Abi ben açıkçası Nigma'dan roster change gelmesine bayağı şaşırdım. Yani Nigma benim gözümde şimdi beklediğim kademeden altında oyuncular topladılar. Yani ben Sumail ile Miracle'ı çektikleri zaman kalan iki pozisyona da böyle büyük bir isim geliyordum. Eski koçları RMN ile
Bir anda rastgele bir Ghost geldi. Şimdi öyle olunca benim kafamda şu imaj oluşmuştu. Ya biz bulabildiğimizi bul, yani bunları bulabildik kısacası. Bu şekilde devam edeceğiz. Hani sonuç gelir gelmez biz takımı topladık, böyle bir bakacağız. Ama şimdi ilk turnuva sonrası direkt son anda buldukları kişiyi direkt yolladılar. Yani ben açıkçası oyuncu değişikliği yapacak konumda ve lüksleri olduğunu düşünmüyordum. Hani kimse gelmez de diye düşünüyordum. Getirdikleri isimler dediğin gibi Secret'te oynadı FR ve FBZ. Ama Matthew ne alaka? Kontağı nasıl geçtiler? Nereden akıllarına geldi? Yani şey de çok ilginç. Yani bu şunu gösteriyor. Yani hala Kroki şeyse, yani bu takım beğeniyse, bizim herkesin düşündüğü gibi, sonuç beğenmiyor, oyuncu beğenmiyor ve yani ki bence bu lükse sahip olmayan tek kişi takımdaki. Yani çıkıp da atıyorum şu ana kadar yapılan algı operasyonu Papi'ye yapılsaydı ya da başka bir kaptana yapılsaydı çıkardı abi 2-3 hafta bir anda atıyorum 500-600 MMR toplardı. Bir top 20'ye falan girerdi renkleri de. Yani Kroki'nin üstüne oynanan oyunların haddi hesabı yok. Çıkıp bir kelam etmedi. Herhangi bir başarı da gösteremedi. Bir de rank maç Renkleri da de yapmıyor. Hani yani hiç şey de yok. Hani grinding de yok yani herifte. aynen öyle. Hani ben Ghost ya da RMN'in yerinde olsam hani çok içerlerim ya. Hani giderken aram bozulur yani. Köprüleri yıkarım. Yediremem kendime. Ben nasıl kilitleniyorum buradan yani? Çok ilginç geldi ona. Bu lüks olduklarını gerçekten düşünmüyordum. Demek ki varmış. Ama şöyle gözüküyor ki bu takımın MENA bölgesinde başarı alması bana zor geliyor. Ya çünkü diğer takımlar daha aç. Hani genç takımlar, yani bir tane yıldız gücü daha yüksek takımlar var. Falcon. Diğer taraftan gençler daha iştahlı. Winter Bears'ı görüyoruz. Yani sıkışmış bir durumda. Ne oyuncuları aç Nigma'nın. Hani saldıracak şeyde değiller. Hani öyle bir başarı gelsin mentalitesi hiçbirinde yok bence şu an. Genç yetenek de yok takımda. Çok zor bence yarışmaları. Ben herhangi bir başarı beklemiyorum Nigma'dan halen. Ya bir de Nigma'yı ben şu an Güney Amerika'ya da koysan, valla Güneydoğu Asya'ya da koysan oradan da çıkamaz yani. Hani orada da birinci takım olabilecek kapasitede değiller. Ya Kroki nedense sorunun kendinde olmadığını düşünüyor. Bu kadar yüksek kalibre oyuncular geldi. Yani Secret'tan ziyade yüksek kalibre oyuncuları da getirip beğenmeyip gönderen bir takıma dönüştüler. Ben mesela Aramen'in geri gelişine çok tuhaf karşıladım. Çünkü Aramen gönderildi yani. Hani takım olarak bir başarısızlık var. Koça kesildi fatura ve koç gönderildi. Hani ben olsam dönmezdim açıkçası yani. Yalan yok. Böyle bir takıma dönüyorsun ve döndükten işte 1-2 hafta içerisinde geri kilitleniyorsun. Yani bence Ghost'tan daha çok Aremen'in bunu içerlemesi lazım ve kendine kızması lazım. Niye geri geldim diye. Bu dediğin gibi Papi'ye yapılsa ki Papi'ye zaten yapılamaz. Çünkü Papi ya kötü oyuncular bile aslında Secret'ı belli bir seviyede tutabiliyor. Yani en azından başaramasa bile bir kafa tutacak seviyeye getiriyor. Yani yanında Kristalis gibi bir el freni varken gene adam neler yapıyor görüyoruz. Ha, tutuyor yanında evet ama tuttuğu gibi bir şeylere de zorluyor. Yani Nigma'dan 2-3 senede ya bir lower bracket final bile görmedik elemelerde. Ya oraya kadar bile gelemedin be abi. İlk 3'e bile giremiyorsun elemelerde. O haldesin yani. Ve şey gibi yani hani artık Kuroki'nin mevzusu şeye döndü. Ağam bizimle eğlenir muhabbetine döndü iyice. Yani ne oturuyorsun grinding yapıyorsun. Yani ne peçi anlamaya çalışıyorsun, ne pratik yapıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Ondan sonra son 2 haftada oynadığı maç sayısı geçen koymuşlar böyle Reddit'te mi ne gördüm. Son 2 haftada oynadığı maç sayısı elemeler artı 2 oyun mu ne? Yani elemede oynadığı maçlar artı 2 tane de mi ne atmış hani böyle. Herhalde demiş ki peçte ne var ne yok bir 2 dakika bakayım falan diye. Böyle bir 2 tane pub atmış falan. Ya bu durumda yani rekabetçi kalamazsın bir de yazık yani yanındaki oyuncular. Yani bence sanki Sumail ile Miracle artık şey olmuş gibi yani hani benzin de bitmiş artık falan diye salmışlar gibi. Çünkü başka takımlarda nasıl performans sergiliyorlar buraya geliyorlar paramparça. Gönderdikleri oyunculara bakıyorsun hepsi neredeyse %80'i 90'ı başarı sağlıyor. İşte Yuma gitti Nauss'la katılıyor şey Bad Boon Dacha'ya.
Misal. Mikey Winterbeer'la neler gibi eledi yani bunlar. Hani elinde bir avuç şeyle çaylakla geldi Nigma'ya vurdu geçti. Yani hani demek ki problem diğer oyuncularda değil. Mind Control gitti Tundra'ya. Tundra'da kısa sürede çok iyi bir uyum sağladı takımı. Hani burada bir iğneyi kendine batıracaksın. Yani demek ki problem benim diyeceksin ve bir arenadan çekilmesini bileceksin ama Kuroki'de bu çok mümkün değil. Beni şaşırtan nokta şu. Ya MC gibi bu takımın core kitlesinden bir oyuncu buradan çıkıp gidiyorsa ve GH de çekiliyorsa yani Miracle niye yapmıyor bunu? Miracle'ı geçtim sonradan eklenmiş parçası Sumail niye yapmıyor? Yani Sumail'in bence yine iyi kötü. Abi döneyim Ene'ye. Hani Ene'de bir takım toplayayım ya da ne bileyim. Mesela şu an Nauz'da boşluk var. Mesela Stormstorm'un standini oluyor. Dön abi. Yani Gunner'larla falan takıl. Yani bu kendi için bir downgrade değil. Yani bence Nigma'da kalmak daha bir downgrade yani. Nauz en azından bölgesinde kafaya oynuyor ve son TI'de da ciddi başarı gösterdi. Farklı bir roster bile olsa Nauz ismiyle ciddi bir başarı gösterildi. Ama orada ne düşünüyorlar bilmiyorum ama yani Nigma'nın sonunu ben çok iyi görmüyorum. Onlar için durum çok iyi değil. Burada ilginç bir Top 10 anime betrayal dediğimiz bir olay daha var. O da Kiyotaka Liga Team'den ayrıldı. Nine Pandas'a geri döndü. Yani oğlu terk edip babanın tarafına geri döndü. Ramzes'e dedi ki abi yeter sen de olmuyor ben sıkıldım. Ben Solo'nun yanına döneceğim. Çünkü Nine Pandas da yeni kadrosuyla hiç fena bir performans sergilemedi. Özellikle Dark Lord hiç fena bir görüntü sergilemiyor. Dark Lord'u da bu arada benim favori adamım, şizofrenim Soneko'nun takımından bulmuşlar Storm'dan. Gene Soneko'nun bulduğu genç yeteneklerden birini solo kapmış. Antares, Kiyotaka, Dark Lord, Alberka güzel bir takım. Yani Aincrad standını oynamıştı ama ben Aincrad'ı çok yeterli görmedim. Zaten bu kalibrede biraz tutulması çok zor görünüyordu. Kiyotaka çok iyi oldu onlara bir hamle olarak. Bence bu üçlüyle iyi bir uyum sağlayacak. Kiyotaka zaten agresif oynamayı bir seven bir oyuncu. Alberka da eski bir carry ama o da ciddi agresif oyunları var. Ben o yüzden potansiyelinin ciddi yükseldiğini düşünüyorum Nine Pandas'ta. Liga Team ne yapar? O konuda çok emin değilim. Burada durum şey gibi olmuş artık. Solo 1, Roger 0. Roger sınıfta kaldı. Bu sefer başlama. Hatta bir yer hatırlıyorsun. Nine Pandas'ta bir tane Major'a solo katılmamıştı. Roger katılmıştı. Acayip bir başarı elde etmişlerdi. Sonraki Major'a solo ile katıldılar. Hiçbir şey olmamıştı. Bir şey başaramamışlardı. Herhalde Roger'a biraz fazla bel bağladılar. Ama pek de başarılı olmadı. Sana da sorayım ya bu Kiyotaka'nın değişikliğini nasıl gördün? Seni de böyle şaşırttı mı yoksa böyle bir hamle bekliyor muydun? Abi bu Doğu Avrupa tarafında rosterların bir türlü oturamadığını konuşmuştuk. Özellikle bu dediğin işte sola gelemedi, Roger gitti ama şimdi o olay olmadan önce de solo röportajlarda hep şey diyordu yani işte takımın başındayız, takıma kurduk, hazırız vesaire falan. Yani sene başından beri bir oturamama durumu var tüm takımlarda, region genelinde. Yani bu bir işte Doğu Avrupa'da var. Bir de Güney Amerika'da var. İkisi de hiçbir şekilde dikiş tutturamıyorlar. Yani bunun sonunda genelde de zaten biliyorsun herkes standa yani bakıyor işte Kiyotaka denedi olmadı. Baba ocağına geri döndü. Hani şeyde de durum aynı şekilde olacak gibi geliyor bana. Güney Amerika'da. Çünkü şöyle bir sıkıntı da var. Zaman daralıyor sene içerisinde. Yani şimdi ilk 2-3 ayın günahı yoktu. Herkes oynamak istediği insanlarla bir denedi olacak mı olmayacak mı diye. Olmadı. Olmayınca da panik başlıyor. Yani ya ben bu adamlarla bir sene oynarsam hiçbir yere gidemem diyorsun. Eskiye dönsem oradan da olmadı diye ayrıldım ama acaba şansım daha yüksek mi falan derken. Yani şimdi eğer bir mucize olmazsa açıkçası ben bu değişikliği yapan takımların hani dikişi tekrar tutturup bir yerlere geleceğini pek düşünmüyorum. Özellikle
Yani Doğu Avrupa hatırlıyorsan TI'de yani beklemediğimiz bir çıkış yapmıştı. Aynı zamanda Virtus.pro'nun da orada yükselişiydi. Ben onun ardından hani momentumu korurlar diye düşünüyordum ama Team Spirit dışında varlık gösteremiyorlar ya genel olarak. Team Spirit de sanki hiç araya girmemiş gibi bir geri dönüş. Hani ben zaten artık biraz salarlar yani oynamayı da bırakmışlardır diye düşündüm ama hiç öyle bir geri dönüş olmadı. Yani Doğu Avrupa'nın tek kurtarıcısı yine Team Spirit olur bence. Onun dışında bu senenin tümü büyük ihtimal diğer takımlar için shuffle senesi olacak. Yani evet, özellikle çoğu takım yer değişikliği yapıyor. Demin dediğine özellikle Güney Amerika'da katılıyorum. Çok fazla böyle arkadaşçı takımlar kuruluyor ama bir türlü hiçbir, mesela Boom'da başarı gelmedi. İşte diğer kurulan takımla işte normalde bunlar iyi adamlar, işte bir araya gelince bir şeyler yaparlar diye düşündüğün hiçbir takımdan gerekli başarı gelmedi. Orayı muhtemelen bir problem çıkmazsa Heroic domine edecek. Yani gözüken o. Yani gene Hector'luğunu yapacak, K1'lığını. Ve orayı muhtemelen domine edecek. Yani bütün ben de artık öyle düşünmeye başladım. Bütün sihir bu adamdaymış demek ki. Bu adam nereye giderse bir şekilde başarılı oluyor. Bu sefer de kendisinin Heroic'de başarılı olduğunu göreceğiz. Heroic'de başarılı olduğunu görmemizde sevindiğimiz bir oyuncu da Davayla, ama o da farklı bir bölgede başarı sağlaması bizi mutlu edecek. Çok sevdiğimiz egzantrik bir oyuncu kendisi. Heroic'teki ilginç oyunları da beni böyle sevindiriyor. Özellikle böyle değişik işte Ember Spirit, Offlane denemeleri falan gayet keyif veriyor. Güneydoğu Asya'da da Raven takımdan ayrıldı. Blacklist'ten zaten bir süredir artık Prime'ını da açtığı için beklenen performansın altında kalıyordu. Yani Blacklist'te de bazı değişiklikler olması gerekiyordu. Onu da yavaş yavaş hissettiriyordu. Raven Abed'le birlikte olmadı. Yani Abed çok fazla çabalıyor ama Raven bir türlü toparlayamadığı için takım maçı koparmakta çok ciddi zorlanıyordu. Raven ayrıldı. Onun yerine bir oyuncu gelecek derken koç olarak Dubu geldi. Dubu'nun gelmesine hiçbir problem yok ama bana daha ilginç gelen şey şu abi. Blacklist Dubu'yu transfer edip bunun transferini duyurduğu fotoğrafta Dubu'nun üzerinde Bleed forması var. Ve altına da Bleed yazıyor. O logo bana bir yerden tanıdık geldi diye. Yani bunun amacını ben çözemedim. Hani neden? Bleed formasıyla. Yani bu Adobe CS Photoshop kullanan bir adam yok mu takımda yani? Abi herhalde şimdiden bütçe kısıtlamalarına gittiler. Çünkü bu Blacklist 2020'de direkt girdiği anda ilk açıklaması şeydi. Hani SEA tarafına başarıyı biz geçireceğiz. İşte stabilitemiz var. İşte Filipinler'de e-spor organizasyonuyla çalışıyoruz falan falan derken. Çok büyük powerhouse vesaire hiçbir şey gelmedi. Ki bence yani bu Raven ayrılışı da pek hayra alamet olmayabilir. Çünkü bu takımın tek şeyi, ana çıkış noktası her zaman Filipinli bir stack powerhouse. Bununla beraber yola çıkmak istiyorlar ama yani şu an Filipinli pozisyon 1'e kim gelebilir ben düşünemiyorum bile. Büyük Başka ihtimal takımdan yavaştan çalacaklar. Yani. ya öyle bir şey olacak ya da bu Filipinli stack işini artık yavaştan salmaya başlayacaklar. Çünkü olmuyor yani. Ülkede lider ruhlu oyuncu yok. Öyle olunca da takım organize olamıyor. Ama yani bu sene de başarı gelmezse Blacklist yavaştan çekilebilir yani. Hani mobil oyun tarafında çok başarılılar ama bu artık dördüncü sene olacak. Dördüncü senede bir şey gelmezse yavaştan müsaade isteyebilirler yani. Ya o konuda da sana katılıyorum. Yani yine son bir şans, belki bir iki değişiklikle falan tekrar kafaya oynamaya çalışacaklar. Ama şöyle bir durum var. Yani SEA'de şu an yapılabilecek en büyük başarı bir turnuvaya katılmak. Yani Major'a katılmak. Major'da muhtemelen podyuma gelemeyecekler. Yani onu bir kere Talon deniyordu. Talon çok yaklaşıyordu. O roster'da 4 kişi aynı kaldı ama ben Armel'le o güçte olduklarını düşünmüyorum. Aurora ismi altında. Orada çok Bu başarı arada gelmez. Blacklist'in ikinci senesiymiş. Ama bu Raven stack'inin 2020'den beri başarısı yok. Fnatic'le beraber. Orada bir karışıklık oldu. Ya evet, şimdi düşünürsen o stack olarak Blacklist'e bakma, hani çok oyuncu değişiklikleri falan da oldu. Biraz da onun da etkisi var ama yani beklenen başarı çok gözükmüyor gibi. Yani bölgede bir sıkıntı var.
Bir de bu bölgeyle alakalı hep böyle bir Reddit'te ve Twitch'te dönen bir şey var. Bu biraz böyle bir lanete mi dönüştü nedir? Onlar biliyorsun Filipinli demiyor, Pinoy diyorlar. Beş Pinoy'lu bir arada başarı gelmez. Söylenen bu. Yani bu bölgenin şu an en başarılı takımı kimdi? Talon'du. Talon'un içerisinde doğru düzgün Filipinli yoktu. Yani Taylandlılar işte. Kula 23 Savage Taylandlıydı. Mikoto Endonezyalı. Hani böyle bir şeyde baktığın zaman. Ama Five Stack'ler iş yapamaz. Execration'ı geçen sene hatırlıyorsun. Bölgeyi silip süpürdü. Paramparça ettiler. Major ayırıp sonuncu oluyorlardı. Talon mesela şeyi DPC 3. sırada bitiriyordu. Gidiyordu. İlk 6'ya giriyordu. Mesela Major'da. Hani ama lige geldiği zaman Talon o kadar sallamıyordu. Ama Execration süpürüyordu. 7-0 7-0 gittiği dönemler var. Hani hiç maç kaybetmeden. Ondan sonra gidip arenada dibi boylayıp geri dönüyorlardı. Burada ben biraz inanmaya başladım. Dediğim gibi buraya farklı ülkeden bazı kanlar lazım. Belli oldu. Bilmiyorum belki bir popstar çekerler, bir şeyler yaparlar. Genç oyuncular da var. Kimi zaman bir tık tier 3 takımlarda kendini göstermeye başlayan. İlla belki open qualifier'ları bile izliyorlarsa oradan bir oyuncular ilgisini çekip oraya çekebilirler. Öyle bir durum olabilir. Belki mesela Ghost boşa çıktı. Malezyalı bir oyuncu sonuçta. Belki SEA'ya geçebilir. Sonuçta Çin'de çok herhangi bir boşluk gözükmüyor. Kere olarak. Belki o tarafa dahil olabilir ama bilmiyorum. Ne düşünüyorlar göreceğiz. Çin'den bahsetmişken Çin'de de şöyle bir muhabbet dönüyor. Yani çok ciddi bir şekilde bir süredir konuşulmaya başlamış. Bu benim Twitter'da takip ettiğim Chinese Dota in a Nutshell diye bir hesap var. Orada ciddi ciddi şey konuşuluyor. Yani IMO'nun LGD'den kickleneceği, hatta kicklenmeye karar verildiği, LGD ile IMO'nun uyuşamadığını ve onun yerine de Setsu'nun dahil edileceğini söyleniyor. Hatta normalde Setsu'nun oynadığı takım Titan'dı. Fly ile beraber işte Old Eleven'la beraber takıldığı bir stack vardı. Orada Dust'ı gördük. Mesela eski IG Vitality oyuncusu Dust şu an mid oynuyor orada. İşte Setsu'nun o takımdan çıkmasının sebebi LGD'ye gireceği. Ve LGD'nin kadrosu hala belli değil. Hani bu Gamers of the Future'da Çin takımlarının hepsinin rosterları açıklanmış durumda ama bir tek LGD'nin hiçbir şey belli değil. Ve ciddi ciddi de işte Somnus olmak üzere başka oyuncular da Inflame'de bunu söylüyor. Planet'te özellikle şey demiş. Hani İmo'nun artık takımda olmadığını kimse bilmiyor mu? O adamla LGD'nin arası bitti yani. Hani şey olacak. Gönderilecek. Yakında açıklaması olur diye. Bilmiyorum nasıl olur. Yani şahsen ben Setsu'yu çok severim. Yani özellikle o RNG'nin efsane senesi. Yanlış hatırlamıyorsam şeyi bu şimdiki Team Liquid eski Alliance'ın şey kazası onlara karşı gerçekleşmişti. Gyrocopter kazası. Ve RNG bunu fark edip paramparça etmişti Alliance'ı. O sene çok ciddi başarılardı. Özellikle Mone Setsu ikilisine ben bayılıyordum. Mone Setsu hatta Flyby. Sonra ismini Flywin falan diye de değiştirmişti. Bu üçlü benim çok hoşuma gidiyordu. Yani Setsu aslında LGD'ye geliyorsa ben oraya carry olarak da Mone'yi de isterdim. Çok güzel olur. Mone Setsu ikilisini tekrar görmek çok eğlenceli olurdu ama bu sefer rakip olacaklar gibi. Sen ne diyorsun? Yani bu LGD'deki problem temelde IMO'dan mı kaynaklanıyor? IMO'dan kaynaklanıyorsa da Setsu'nun gelişi takımı toparlar mı? Abi valla LGD tarafı ilginç bir şekilde ya bu genel roster shuffles sezonunda ve bu Azur Ray Extreme Gaming olayları sonrasında geride kaldım. Yani ne geride kalması benim için çok ilginç geldi. Çünkü ya şimdi ben Extreme Gaming'in tam olarak finansal durumunu bilmiyorum ama benim gözümde PSG LGD ya yani eski şu an sadece LGD bu region'daki en güçlü finansal şeydi yani. Zaten LGD'nin başı aynı zamanda şey falan da galiba bu Çin'de bunların bir federasyon tarzı bir şey var ya. Aynı zamanda işte alt lig oluşturup falan işte oyuncu development programları vesaire onları da yani LGD yönetiyor diye biliyorum. Yani ben açıkçası sıkıntıyı kadro mühendisliğinde görüyorum yani LGD'de.
Bence çok daha iyi transferler yapılabilirdi. Ama yapılmadı. Yani Xavi'nin bir bildiği var mı? Şimdi şeyde sıkıntı yani. Trende kaçtı. Oyuncu getirmek konusunda yani. Mesela şeyde çok ilginç. Ameyi biz her zaman LGD'nin franchise oyuncusu olarak bilirdik. Hani ne oldu da geri dönüşünde mesela Ameyi kaçırdılar. Hani LGD'de bence daha değişik problemler var gibi geliyor. Tabii şimdi özellikle Çin tarafında geliştiği için bu olaylar çok da kulağımıza ne olup ne bittiği gelmiyor. Yani daha kapılar kapalı, kapılar ardında dönüyor. Ama yani açıkçası oyuncu yeteneği genelinde ben problem sezemiyorum. Çünkü bir uyumsuzluk var yani. Hani belki daha kimyaların uyuştuğu bir ortamda bu oyunculardan çok daha iyi verim alınabilir. Ama bir oturtamadılar yani. Ama bu LGD'dir belli olmaz. Kaybolur gelir TI'de üçüncü olurlar. Yine olabilir yani. Ama ben açıkçası daha yırtıcı bir transfer sezonu geçirmelerini beklerdim. İsterdim daha doğrusu. Çünkü yani marka adı onlar da. Yani şimdi Extreme Gaming kimseyi heyecanlandırmıyordur belki bayağıdır takip etmeyenleri. Ama mesela LGD dediğin zaman ya, takip etmeyen adam bile LGD'nin büyük kulüp olduğunu hissediyor yani. Valla ben de tahmin edemiyorum ne olacağını. Özellikle ben LG'de mesela Nothing to Say'e gidince çok şaşırmıştım. Çünkü benim esas gitmesini beklediğim oyuncu Shiro'ydu. Yani Shiro her ne kadar TI'de böyle beklentinin üzerine çıksa da ben şampiyonluk için oynayan bir LG'nin keresi olarak görmüyordum kendisini. Bir de Ame'nin dönüşü de konuşulduğu için muhtemelen Ame LG'ye geri dönecek. İşte atıyorum Nothing to Say kalacağı için hadi bir tekrar deneyelim mi dönecekti mevzu ama hiç öyle olmadı. Nothing to Say ayrıldı. Shiro kaldı. Imo geldi. Planet gönderildi. Şimdi Planet gene Shiro'dan bence daha uyumlu bir oyuncuydu. Daha kolay uyum sağlayan bir oyuncuydu. Bilmiyorum yani belki Shiro da gönderilebilir. Yerine daha stabil bir oyuncu belki transfer edilir. Çünkü Shiro bekledikleri gelişmeyi göstermiyor. Yani bana sorarsan Lu kadar gelişmedi. Yani Lu çok daha iyi bir performans sergiliyor Shiro'ya oranla ama nedense sevilemiyor bir türlü. Kimsenin gözüne göre hep ikinci takım, ikinci takım diye kenara atılıyor. Yani bu sefer Extreme Gaming'in kadroyu görünce vay ulan bu çocuklara yazık edildi Lu'ya işte Tianming'e bu adamlar hiç beklenmedik anda Major kazandılar. Tak diye abi öyle bir kadro çıkarıldı ki abi bunlar Extreme Gaming'i yener diye düşünmeye başladık. Ya Azuray şu an elemelerde her geleni tokatlayıp gönderdi. Yani şu an her masada varlar yani. Şu an Bet Bundaça'da varlar. Games of the Future'da varlar. ESL Dream League'de varlar. Yani muhtemelen şey de çok rahat çıkacaklar. ESL Birmingham'a da çok rahat çıkacaklar. Çünkü beklenenden daha çabuk bir uyum sağlandı. Yani Lula, Tianming gerçekten o kadar uyumlu oyuncular ki yeni gelen üçlüye bile tık diye çok çabuk uyum sağladılar. Bence bu da çok önemli. Yani birçok takımda yok. Mesela Extreme Gaming çok kapalı bir kutu. Acaba AM ile DY tutacak mı? Diğer üçü beraber oynuyor ama bilemiyorsun. Yani şimdi AM DY ile hiç oynamadı. İlk defa oynayacak aynı lane'de. Hadi diğer ikisi mesela XXS ile JinQ beraber oynuyorlardı. Tamam XM de mid'de oynuyordu ama bana sorarsan şu an Azure kadrosu Extreme Gaming'den çok daha güçlü bir durumda. İşte ellerinde AME olursa olsun yani. Hani ben Lu'nun da çok müthiş bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ve AME de bence biraz Prime'ını açtığı için bence biraz hayal kırıklığı yaratacak gibi hissediyorum. Yani AME'nin de yaşı yanlış bilmiyorsam 27-28'e geldi. Bu da bir carry oyuncusu için ciddi. Artık reflekslerin de yavaşladı. Tamamen aklıyla bir oyuncunun oynamaya başladı. Tam support yaşı aslında. Ama bilmiyorum neler olacak. Yani ben Extreme Gaming'in yeterince hype'ı karşılayacağını düşünmüyorum. Hatta belki de bu Dream League'deki bir başarısızlık, işte Gamers of the Future'da falan başarısızlık belki Amen'in fikrini değiştirip LGD tarafına bile kaydırabilir. Yani ben takımıma geri dönüyorum abi hani. Orada en azından atıyorum işte daha iyi bir koç var. Orayı daha iyi biliyorum. Orası benim yuvam deyip bir anda Extreme Gaming'den de ayrılabilir. Böyle bir şey de görebiliriz. Çünkü zaten bu sene biliyorsun hiç shuffle'la alakalı hiçbir kural bir şey yok. Ha,
Herkes istediği gibi istediği yere gidiyor. At koşturuyorlar. Çin'de de gene böyle bir Dream League sonrası bir shuffle'ı görebiliriz. Önümüzde zaten bir hafta daha bir böyle bir standart bir süreç var. Hatta bu önümüzdeki hafta bence daha hafif geçecek. Hani roster değişiklikleri. Çünkü sadece Birmingham elemeleri var. Ondan sonra zaten turnuvaya girecekler için turnuva takımları zaten roster'ı değiştirmeyecektir. Oyuncu almak isteyen takımlar da bu turnuvalar bitsin de hani boşa çıkan oyuncu olursa onları kapalım diye düşünce için ben çok bir roster değişikliği beklemiyorum. Muhtemelen haftaya yeni LGD konuşuruz. LGD'nin kadrosu açıklanır. Kim değişiyor, kim gidiyor, kim geliyor. Onun dışında ben çok ekstra bir şey beklemiyorum. Şimdi son bir 2-3 dakikalık senden bu Avrupa'daki leaderboard değişikliğini bir alalım. Watson sonunda birincilik denemiş. Neler oldu orada? Abi ben çok şaşırdım bu hafta görünce. Reddit'te gördüm bir sabah. Bir baktım Watson'ı indirdiler diye bir başlık açmışlar. Allah Allah dedim, ne oldu, çocuk ban falan mı yedi? Bu tabii şimdi hesabı ban yedi. İkinci Smurf'ü ban yiyince bu bir ara birinci ve ikinciliği paylaşıyordu geçtiğimiz aylarda. Gorksy'nin dediğine göre de bu Watson şey yapıyormuş. Main hesapta tilt olduğu zaman ikiye geçiyormuş. Kaybederse iki de kaybedeyim hesabı. Yani birincinin winrate çok yüksek. Çünkü tilt olduğu zaman oynamıyor. Şimdi o gitti tabii. Full main hesapta oynaması gerekiyor artık. Karşısında da toksikliğe tövbe etmiş bir queen var. Bu Eylül'de queen bir olaylar yaşadı. Bir sert bir sövüş oldu. Ardından da çok fazla bir tepki geldi. Hani bu adam 3 tane major kazandı, hala böyle konuşamaz vesaire diye. Ondan sonra hem biraz game'e müdahale etti hem de Queen de biraz kendisi artık herhalde dedi, yani böyle olmayacak. Bir düzelmeye başladı. O düzelmeyle vallahi atağa kalkmış. Şu an 13K Emma var Queen'de. Yanlış hatırlamıyorsam Watson da 13'tü. Ama Queen şu an tam 13 ile birinci ise Watson biraz düşmüş demek ki. Tam kaç bilmiyorum. Bayağıdır sayılar paylaşılmıyor. Ama tam da şeyin üstüne gelmesi ilginç oldu. Daha ya geçen hafta ya ondan önceki hafta şeyden bahsediyorduk. Ya bu Watson çocuk bir senedir birinci. Entity'den başka bir teklif gelmiyor mu yani? Niye Entity'de diye düşünürken nazar ettik çocuğa. Maşallah dediğimiz bir hafta yaşamadı yani. Korur mu Queen? Koruyabilir. Çünkü artık smurfler de olmadığı için üst taraflarda oynanan maç sayısı bayağı azaldı. Yani 90 dakikalık, 110 dakikalık Q'lar artık dönüyor. Hani maç azlığından dolayı Queen de uzun bir süre birinciliği tutabilir. Ben her sabah bakıyorum. Ne olur ne biter diye. O esnada çaktırmadan Miracle'da bir top 15'e yanlamış. Bir sesi soluğu çıkmıyor. Ama tabii artık gözler mi? Yani Miracle'ı görünce insanlar şaşırmıyor. İnsanların gözleri kurak yarıyor ama o yok tabii henüz. Genel olarak Leaderboard'da heyecan zaten Avrupa'da, yani diğer region'lara bakmaya pek gerek yok. Hatta şu an bakıyorum Watson geri almış bu arada birinciliği. Bugün itibariyle. Üçüncü sırada Kirit var. Dördüncü sırada Satanik. Şu an nickini King'e değiştirmiş. O da bir nick'e henüz karar veremiyor galiba. Daha yaşımız genç, oturacak o. Daha 16 nüfus yaşında kaydı. mı? 15 mi 16? 16 oldu mu bilmiyorum. En son 15'ti de. Yani. Vallahi 15 diyen var, 16 diyenler var. O da bu sezon olmasa da bence önümüzdeki sezon bir scoutlanabilir geliyor. Çünkü çok istikrarlı oynuyor. Hani şu an top'ten, yani bence hani son 5 senedir bence Avrupa'nın en stacked top 10'i bence renkte yani. Skitter, Miracle, Malrin, Queen. Hani genelde çünkü şey de olurdu yani, mesela top 10'da herkesin ikişer smurf falan olurdu. Kim nerede hiçbir şey anlayamazdık. Ama şu an leaderboard çok okunur bir şekilde yani. Kim nerede herkesin yiğidin malı meydanda yani. Bir de pek Merak şey eden. de yok. Support da yok. Şu an hep işte carry ve mid gibi zirvede. Aynen öyle. O konuda genelde Soneiko tırmanırdı pozisyon 4'te. Gözler onu arıyor yani ama yok maalesef. Devamı. Şeyde Güneydoğu Asya'da scam duruyor mu hala? Onu görebiliyor musun? Birincilikte. O da bu uzun süredir birinciydi. Hemen geçtim bakalım, yükleniyor. Artık bu arada
2000'den fazla entry yüklediği için hemen abi şu an Güneydoğu Asya'da birinci AQ. Bu Oha. arkadaşı ben hatırlıyorum bir yerden. Bu Çin leaderboard'una da arada geçiyor. AQ nickli. Kimin birinin Smurf'ü müydü? Birinin yan hesabı mıydı? Tam hatırlamıyorum. Sikem üçüncü bu arada. Bu arada şeyde öyle bir Reddit'te de başlık görmüştüm. Çinliler Güneydoğu Asya'ya bulaştı, oraya mahvediyorlar diye. Pub maçlarını. Belki de onunla alakalıdır. AQ'yu da ben galiba şeyden hatırlıyorum ya. Team Master değil de şu banlanan takım. Neydi adı? Orca Yok yok Gaming mi? şey ya, büyük Newbie'de falan görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Banlanmadan önce oralarda falan da oynuyordu. Zaman zaman Çin'de leaderboard'ta da görmüştük. Güneydoğu Asya'da bulaşmış demek ki. Bakalım ne olacak. Çinlileri de şu an şikayetçiler. Güneydoğu Asya'dakiler. Bakalım ne olacak. Belki oraya disiplin getirirler, bilmiyorum. Öyle bir disipline de ihtiyacı var Güneydoğu Asya'nın. Hard support anti-mage'ler bitmeli diye belki buraya hücum etmişlerdir. Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta bir tık daha temposu düşük olabilir, olmaya da bilir. Elimizdeki dramalara bağlı. Bakalım önümüzdeki hafta bize neler gösterecek. Haftaya tekrar görüşmek üzere.